Merhaba gençler. Bu hafta TYT tarih sorularını beraber çözeceğiz. Adım Ayşe Gazel Yıldırım, tarih öğretmeniyim. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda harita vermiş. Bu haritada Büyük İskender'in yayıldığı yerleri göstermiş bölge olarak. Ve alttaki soruda diyor ki, yukarıdaki haritada Büyük İskender'in Doğu Seferi sonunda takip ettiği yol ve egemenlik altına aldığı bölgeler gösterilmiştir. Bu duruma göre, bu haritaya bakılarak Büyük İskender'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri savunulabilir? Şimdi şıklara baktığımız zaman birincisinde diyor ki Doğu Seferi'ni kara yoluyla yapmıştır. Haritada gördüğünüz turuncu yerler Büyük İskender'in egemenlik altına aldığı yerler. Kırmızı yerler ise geçtiği yolları temsil ediyor. Yani yolları gösteriyor. Kırmızı yollarda kara yolu olduğu için Doğu Seferi'ni yani doğuya doğru yaptığı seferleri kırmızı karayollarıyla yapmış. Yani birincisi var. İkincisine bakıyoruz. Anadolu ve Orta Doğu'yu büyük ölçüde hakimiyet altına almıştır. Anadolu dediği yer bizim yaşadığımız yer yani Türkiye. Sonra Orta Doğu dediği de Suriye, Irak, Mısır. Bu yüzden hem Anadolu hem de Orta Doğu'yu gerçekten büyük ölçüde hakimiyet altına almış. Üçüncüye bakıyoruz. Üç kıta üzerinde egemenlik kurmuştur. Marmara Denizi'nden üstü Avrupa kıtası, Marmara Denizi'nden altı Asya kıtası ve bakın aşağıda Mısır tarafı Afrika kıtası. Bu yüzden üç kıtaya da gerçekten hakim olmuş. O yüzden cevabımız Edirne. Yani hem bir, hem iki, hem de üç var cevaplarımızda. İkinci soruya geçelim. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği yerlerdeki yöneticilerin ailelerini farklı bölgelere göç ettirmiş ve yerel halktan daha önce toplanan vergilerden daha az vergi almıştır. Balkanlardaki bu politikanın hangi durumlar üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Birincisi demiş ki milliyetçi isyanların önlenmesi. Şimdi kuruluş ve yükseliş döneminde Osmanlı Devleti Balkanlarda fetih yapıyor ama o dönemde milliyetçilik diye bir şey yok. Çünkü insanlar kuruluş ve yükseliş döneminde kendilerini ben Müslümanım, ben Yahudiyim, ben Hristiyanım diye tanımlıyor. İnsanlar kendileri 1789 Fransız ihtilalinden sonra ırklarıyla ve milliyetleriyle tanımlıyorlar. Yani ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Yunanım, ben Türküm, ben Arabım diyorlar. Bu durumda milliyetçi isyanların önlenmesi mümkün değil çünkü milliyetçilik yok daha zaten. 1789'dan sonra milliyetçilik olacak. O yüzden bir yok. İkiye bakalım. Osmanlı tabiyetine geçen halkın devlete bağlılığının sağlanması. Yani Osmanlı Devleti aldığı halkı ne yapmış? Kendine bağlamış. Yukarıda bununla ilgili bir şey var mı? Bakalım. Ne diyor? Yerel halktan daha önce toplanan vergilerden daha az vergi alınmıştır. Bu nedir? Karşıdaki halkın gönlünü kazanma, karşıdaki halkı memnun etmedir. O zaman da bağlılığını artıracaktır. Yani iki var. Üçe bakalım. Merkeziyetçi yönetimin güçlendirilmesi. Merkeziyetçi yönetim, güçlü devlet anlamına geliyor. Yukarıda güçlü yönetim, güçlü devletle ilgili bir çaba var mı? Ona baktığımız zaman Balkanlarda fethettiği yerlerdeki yöneticilerin ailelerini farklı yere göndermiş. Yani ne yapmış? Onların otoritesini kırmış, başka yere göndermiş ve kendisi o bölgede ne yapmış? Tamamen hakim olmuş, otoritesini sağlamış, merkezi otoritesiyle birlikte güçlü bir devlet olmuş. Bu yüzden 3 de var. Yani 2 ve 3 olacak, cevabımız Edirne olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Orta Asya'da kurulan Hunlar ve Göktürkler gibi Türk devletleri doğuda Büyük Okyanus ve Çin Seddi'nden batıda Hazar Denizi ve Kafkaslara kadar çok geniş bir alanda egemenlik kurmuşlardır. Bu durum Türk devletlerinin daha çok aşağıdaki askeri özelliklerinden hangisine dayandırılabilir? Evet bakın birbirine yakın şıklar var normalde. Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi. Onlu sistem yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşına göre düzenlenmesi.
çok geniş bir coğrafyaya yayılmalarını sağlar mı? Hayır. Çünkü devletlerin çoğunda onluk sistem kullanılacak. Hepsi geniş bir coğrafyaya yayılıyor mu? Hayır. Ordunun atlı birliklerden oluşması. Atlı birlik olduğu zaman çok daha geniş alana yayılabiliyorsunuz. Sadece piyade yani yaya askerle çok geniş alana yayılamazsınız. Ve o dönemde düşünürseniz ilk çağda, orta çağda atlı askerlik çok büyük bir üstünlüktür. Bu yüzden çok geniş bir alana yayılmalarını sağlıyor. Ha, cevabı buldum ama cevabı buldum demek diğer şıklara bakmayacağım anlamına gelmiyor. Mutlaka diğer şıklara da bakıyorum. Eli silah tutan herkesin asker sayılması. Hepimiz asker sayılıyoruz. Belki iyi savaşıyoruz. Belki iyi savaşıyoruz ama bu bizim çok geniş coğrafyaya yayılmamızı sağlamayabilir. Yani iyi askeriz, ülkemizi iyi savunabiliriz. Ya da ülkemizi biraz genişletebiliriz. Ama çok geniş coğrafyaya yayılmamızı sağlamaz. Savaşlarda Turan taktiği uygulanması. Yani orta bölümün geri çekilip, yeniliyormuş gibi geri çekilip, diğer yanlardan düşman ordusunun çevrilip yok edilmesi. Turan taktiğini Türklerin hepsi her dönemde uygulamış. Ama her dönemde Turan taktiğini uygulamak demek, yani sadece Turan taktiğiyle Türklerin çok geniş bir alana yayıldığı çok küçük bir neden olur. Yani bunu tamamen büyük bir neden olarak gösteremeyiz. Askerlerin hafif silahlara sahip olması. Tabii ki hafif silahlara sahip olunca daha iyi savaşacaktır, daha kolay savaşacaktır. Ama bu geniş bir coğrafya anlamına gelmez. Bakın birbirine benziyor aslında. Yani sonuçta düşünürseniz işte o silah tutanların herkesin asker olması bu da olabilir gibi düşünülüyordu. Ya da işte Turan taktiği ya da hafif silahlara sahip olması. Ama burada size asıl sorduğu şey geniş alanda. Yani geniş coğrafyaya yayılmak. Geniş coğrafyaya yayılmak da atlı askerlerle birlikte hızlı bir şekilde fetih yapmak anlamına geliyor. Bu yüzden cevap Bolu. Peki, dördüncü soruya bakalım. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin batılı ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz? A. Uzunluk ölçülerinde metrik sisteme geçirilmesi. Metrik sistemi metre santimetre sisteminden bahsediyor. Biz daha önce arşın endaze kullanıyorduk. Metreye geçtiğimiz zaman Avrupalılarla aynı uzunluk ölçülerini kullandığımız için ticaretimiz kolaylaşmıştır. Bu da ekonomik ilişkileri geliştirmiştir. B. Ağırlık birimi olarak kilogram ve gram kullanmak. Evet, biz daha önce okka ve dirhem kullanıyorduk. Kilogram ve gram kullanınca Avrupalı ülkelerle aynı ölçü sistemlerini kullandığımız için ticaretimiz kolaylaştı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C şıkkı. Tekke ve zaviyeler tarikatların küçük merkezleri. Tarikatların ekonomi ve parayla hiç ilgisi yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Ama mutlaka alttaki şıklara da bakıyoruz. D şıkkı miladi takvimin kullanılmaya başlanması. Avrupalılarla aynı takvimi kullanınca, aynı günleri paylaşınca bu sefer ticaretimiz ve ekonomimiz daha çok birliktelik sağlayacak. E şıkkı hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması. Yani cuma günü de ne yapabilirsin? Ticaret yapabilirsin, etkileşime geçebilirsin. Bu yüzden günlerin uyması da ticareti geliştireceği için yine ekonomiyi geliştirecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Çünkü tekke ve zaviyeler tarikatların kurumları, hem dini hem sosyal kurumlar ama parayla ve ekonomiyle hiç ilgisi yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Peki, beşinci soruya bakıyoruz. Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır kararı alınmıştır. Bu kararın alınmasında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Şimdi tarihte kavramları bilmeniz çok önemli. Burada milli iradeyi bilmiyorsanız ya da Kuvayi Milliye'yi bilmiyorsanız bu soruyu çözmeniz mümkün değil. Bu yüzden soru çözerken bilmediğiniz kavramları mutlaka bir deftere mutlaka not edin. Şimdi burada Kuvayi Milliye etkin derken Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında silahlı güç.
Milli iradeye hakim derken de milletin kendi kendini yönetmesinden bahsediyor. Şimdi bu sefer E şıkkından başlıyorum. Diyor ki Brest-Litovsk anlaşmasıyla Doğu Anadolu'nun Rus işgalinden kurtarılması. Biz şimdi Doğu Anadolu'yu Rus işgalinden kurtardık diye halk kendi kendini mi yönetecek? Bakın bir ilişkisi var mı? Yok. Peki Anadolu'da Ermenilerin tehcire tabi tutulması yani zorunlu göçe tabi tutulması. Sorularda genellikle bilmediğiniz kelimelerde takılıp kalıyorsunuz, cevabını hep o olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki çok bildiğinizden hareket edeceksiniz. Yani tehcir kelimesini bilmemeniz o soruyu çözemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Burada Anadolu'da Ermenilerin tehcire tabi tutulması yani zorunlu olarak göç ettirilmesi, Ermeniler zorunlu olarak göç ettirildi diye biz kendi kendimizi mi yöneteceğiz? Millet kendi kendini mi yönetecek? Bakın yine ilişki yok. Hiç yok. Sonra Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı tahtında değişiklik olması. Yani padişah değiştirmiş, yeni padişah olmuş. Peki yeni padişah geldi diye millet kendi kendini mi yönetecek? Bakın yine ilgisi yok. B şıkkına bakıyoruz. Mondros'tan sonra İttihat ve Terakki yöneticilerinin yurt dışına kaçması, adamlar yurt dışına kaçtı diye biz kendi kendimizi mi yöneteceğiz? Peki A şıkkına geliyorum. Orduların terhis edilerek Mebuslar Meclisi'nin kapatılması. Mebuslar Meclisi'ni bileceksiniz. Mebuslar Meclisi Osmanlı Devleti'nin meclisidir. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Yukarıya bakın. Milli iradeye hakim demiş. E o zaman Mebuslar Meclisi'ni kapatmış. Yani halkın kendi kendini yönettiği yeri kapatmış. Bakın bununla bu birbirini eşliyor. Yani milli irade, milli iradeye hakim kılacak. Neden? Çünkü Mebuslar Meclisi'ni kapatmış. Yani halkın kendi kendini yönettiği yeri kapatmış. Öndeki yere bakalım. Bakın ordular terhis edilmiş. Ordular terhis edildiği için Kuvayi Milliye etkin kuvvet olacak. Yani Kuvayi Milliye askeri bir birlik. Askeri bir birlik olduğu için de bakın ordunun yerine savaşacak. Yani cevabımız Adana. Çünkü Kuvayi Milliye etkin derken ordular terhis edildiği için Kuvayi Milliye bundan sonra savaşacak. Sonra Mebuslar Meclisi kapatıldığı için de millet kendi kendini yönetecek. Yani milli iradeyi hakim kılmak esastır. Cevabımız Adana olacak. Evet, zorlu bir süreç. Evdesiniz, sıkılıyorsunuz, çalışmak istemiyorsunuz. Ama yazın sınava gireceksiniz ve evde isteyen çok güzel avantaja dönüştürebilir evde kalmayı. Çok daha iyi bir şekilde ders çalışabilir. Yanlış sorularınız için öğretmenleriniz var, okulunuz var. Hepimiz size desteğiz. Bu yüzden çok güzel bir şekilde çalışmanızı diliyorum. Çalıştığınızın da karşılığını almanızı diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.